olduğunu, evet, ülkece kavramış olduğumuz, evet, en üst perdeden. Bilakis Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bakan insan önerileri, onun direktiflerinde çok değişiyor. Burada üretimi yapılan balıklarımızın yavru halinden itibaren pazarlamaya, sizin sofralarınıza gelene kadar defalarca uluslararası standarttaki gıda laboratuvarlarımızda yılda 350 kez en az ağır metal, antibiyotik ve büyüme hormonu kalıntılarını istiyoruz, takip ediyoruz. Kesinlikle bu anlamda hiçbir şüpheniz olmasın. Son derece sağlıklı, güvenilir bir gıda. Güzel oldu. Oraya yanaşma şansınız var mı? Yanaşırız. Sağa değiştirdim. Balık toplanıyorlar değil mi orada? Sağa değiştirdim. Balık toplanan bir... İlimiz Muğla, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden birisi. Özellikle deniz kültür balıkçılığı anlamında ülkedeki üretimin %65'ini yapmakta. 2019 rakamlarıyla 75 bin ton levrek, alabalık, granyoz ihracatından 374 milyon dolar gelir elde etmiş bir sektörden bahsediyoruz. Yine 2020'nin ilk 3 ayında 18.600 ton balık ihracatıyla 90 milyon dolar gelir elde etmiş, ülkemize döviz kazandırmış bir sektörden bahsediyoruz. Pandemi başladığı günden bu yana düzenli olarak tarımsal üretimimiz ilimizde kesintiye uğramadan devam ediyor. Tabii doğal olarak biz de Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yöneticileri ve personelimizle üreticimizin her alanda yanındayız. Su ürünlerinde birinci olduğu üretim şeklindeki tesislerimizi ziyaret ediyoruz. İşçilerimizle, üreticilerimizle görüşüyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Sıkıntıları var mı onları alıyoruz. O nedenle bugün buradayız. Covid-19 pandemisi nedeniyle biz dünyanın 85 ülkesine buradan, Muğla'mızdan su ürünleri ihracatı yapan biriliz. Ne yazık ki Covid-19 pandemisi lojistiğimizde bazı sıkıntılar yarattı. İhracatımızla ilgili Nisan ayında bunu net bir şekilde gördük. %30-35 oranlarında bir düşme var. Ama her zamanki gibi anında önlem alarak Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli Bey'in önderliğinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ve Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü koordinasyon halinde tüm Türkiye'de ulusal büyük marketlerde, gross marketlerle bir anlaşma yaparak bir hafta levrek çupurayı maliyetine sattık. Yine bir hafta Türk somunu diye adlandırdığımız gökkuşağı alabalığımızı yine maliyetleriyle üreticilerimizle buluşturduk. Aynı şekilde 15 Türk lirasına alabalıkla buluşturduk. Bu kampanyaların bir tek amacı vardı. Var olan biriken stokların hem iç piyasada tüketilmesi hem de Covid-19 pandemisine karşı insanlarımızın sağlıklı gıdaya,
omega 3 anlamında çok zengin olan balık tüketmesi ve insanlarımızın bağışıklıklarına, immün sistemlerinin güçlenmesine katkı sağlaması anlamında böyle de bir çift taraflı yararı oldu. Her zaman her yerde üreticimizin yanındayız. Bu zor günleri de önümüzdeki 2 ay içerisinde atlatacağımızı düşünüyoruz. Evet, bizler sahadayız. Tarım ekipleri, çalışanlarımız, üreticiler devam ediyor. Ama lütfen buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla Muğla evde kalsın, Türkiye evde kalsın. Biz onlar için üretmeye devam ediyoruz. North Sea Su Ürünleri olarak Milas bölgesinde 5 tane açık deniz işletmemiz mevcut. Aynı şekilde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Samsun, Sinop, Didim ve Mersin'de de çiftliklerimiz bulunmakta. Toplamda 24-25 bin ton yıl gibi bir üretim kapasitemiz mevcut. Ürettiğimiz balıklar levrek, çupra, Türk somonu ve granyoz balıkları. Yaklaşık olarak North Sea olarak kuluçkanelerimiz, yem fabrikalarımız ve balık işleme paketleme tesislerimizde toplamda 500-550 civarında bir çalışanımız mevcut. Bunlar kış dönemlerinde 500'e, yaz dönemlerinde 550 seviyesine çıkıyor. Ağırlıklı olarak ihracata çalışıyoruz. Satışımızın %60-%70'ini ihracat oluşturuyor. Kalan kısmını da yurt içinde değerlendiriyoruz.